Müleykeciğim, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık, senin ve ailenin. Şimdi eşinin adını alalım. Öncelikle rica ederim. Her şey çok güzel. İyi ki geldiniz. Evimi şenlendirdiniz. Teşekkür Eşimin ederiz. İsmi Mehmet Enes. Enes'le nerede, ne zaman tanıştın? Ben çalışıyordum. Hı-hı. Bir gün bir markete gittim. Markete giderken de benim arkadaşımın dükkanı var, çocukluk arkadaşımın. Orada Enes de oradaymış. Ben arkadaşım hani iyi günler derken o beni orada görmüş ve benimle görüşmek istediğini söylemiş arkadaşına. Bir iyi günlerle mi başladı her şey? Evet, beni görmüş, beğenmiş yani. Değil mi? İyi günler. Evet. Olmuş. Sonra işte arkadaşı birazcık aracı olmaya çalıştı ama ben hani ilk başlarda istemediğimi söyledim. Hani kimseyle görüşmek istemediğimi söyledim. Kaç yıl önceydi? Hemen hemen 2 sene önceydi işte. Siz o zaman yani yıldırım... 2 sene, evet, hemen hemen öyle oldu. Nikah ederler ya, öyle bir şey oldu. Aynen, herhalde öyle zaten. Oldu. 2 yıllık neredeyse evlisin. Evet yani 2 sene 3 ay falan diyebiliriz belki. Evet. Yani ısrar etti hani görüşmeye falan. Neyse biz görüştük. Hı. Görüştüğümüzde de hani benim için çok keyifli zaman geçirdiğimi düşünüyordum onunla. Hani keyifli vakit geçiriyorduk biz birlikte. Hani yani ilk gün görüştük ya mesela, o günden sonra biz hiç ayrılmadık. Yani beni işe götürüp getiriyordu. Aa, çok güzel. Hiç yalnız bırakmıyordu. O zaman neredeyse buna ilk görüşte aşk, evet, diyebiliriz. Biz tanıştıktan bir hafta sonra bana evlenme teklif etti zaten. Wow. Yani sevgili falan olmadık. Nasıl? Yalıştık. Çok. Evet. Oha. Aynen. Hülya'nın tepkisi yalnız. Hiç beklemedim evlenme bu şekildeydi. Teklif etti, ben de kabul ettim. Bir hafta Vay daha. Canına ya. Ama çok iyiydi aslanım yani, nasıl desem. Hani dolu dolu vakit geçiriyorduk biz gerçekten. Çok güzel. Hala öyle, evet, mi? Hala öyle. Biz yine hiç ayrılamıyoruz birbirimizden. Ay maşallah bir tanem. Evet. Peki evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi bir gün işte bana dedi ki parmak numaran kaç falan demeye başladı. Ben ne yapacaksın ki parmak numaramı dedim. İşte belki bir gün evlenme teklif ederim sana dedi. Ben de hemen mi falan yaptım böyle. Hı. Hemen olsa hayır mı dersin falan dedi. Yo hayır demem ama o anki ruh halime bağlı biraz da dedim. Hı. Sonra neyse... Numaranı biliyor muydun bu arada ya? Parmak numaranı. Parmak numaramı söylemiştim. Biliyor yani, muydun? Yani birlikte gittik daha doğrusu. Hayır bilmiyordum. Biz birlikte gittik Sarraf'a. Hayır şu an düşünüyorum, evet, benim, evet, parmağım birlikte kaçtı. Birlikte gittik. O zaman siz baktı. Biliyor musunuz parmak numaranı? İp bağlarlarmış. Ben biliyorum. O ipi götürürler. Biliyor. Evet. Ben bir dahaki sorularda eşinizin parmak numarası kaç diyelim. Tamam mı dış ses? Evet. Ondan sonra aslanım bana dedi ki işte akşam dedi yemeğe çıkalım falan dedi. Hı. Bana. Ama ben bekliyorum tabii, anladım yani evlenme teklif edeceğini. Ben de güzelce işte hazırlandım, çıkacağım. Onda o zaman 2 tane arabası vardı. Biri manueldi, birisi otomatikti. Manuel almaya gelmiş ama o kadar heyecanlı ki. Arkada bir araba geri vites aldı, arabaya çarptı. Ay. Evimizin önünde yani bir de. Ben dedim ki ne yapıyorsun hani falan yaptım böyle. Tak bir daha çarptı sonra. Sonra aracın plakası düştü. Sonra aslanım biz hemen diğer arabayı almaya gittik. Bu sefer heyecandan otomatikle manueli karıştırdı. Tekrar bir ani fren yaptı o trafikte. Korktum ama artık ben de yani dedim herhalde. Şimdi seninki otomobil işi. Şey. Seninki otomobil işi yapıyordu değil mi? Evet. Galeride otomobil kalmayacak bir şey değil. Evet. Onu da mı çarptı? Ya onu çarpmadı. Onunla çok şükür bir şey olmadı. Dedim ki hani bir sağ tarafa bir dur. Hani bir sakinleşelim. Hani bunda bir şey yok. Yani kalp kalbe karşı yani. Giden bir yani yok. Güzel. Ondan sonra aslanım işte biz neyse arabaya bindik. Artık sağ salim gittik falan. Arkadaşları da oradaydı. Ondan sonra fotoğrafçı kameraman falan da varmış zaten hepsi. Her şeyi ayarlamış. Ben gittiğimde herkes bana bakıyor orada. Anladım zaten orada öyle bir şey olacağını. Yani çocuktan belliydi el ayağı birbirine karışmış, evet, zaten. Direkt belli etmiş. Değil, evet, mi? Ay kıyamam. Ay burada görüyoruz bakın şu, evet, anda. Ya, ay çok güzel olmuş. Gerçekten çok, evet, güzel. Evet gerçekten çok güzel. Ay canım benim, sen de ne güzelsin böyle açık saçlarınla. Evet aslında daha uzun saçlıydım o zaman. Kaç yaşında dayıştım. Eşin? O şu anda 28 yaşında. Sen? Ben 23 yaşındayım. Ay maşallah 5 yaş var aranızda. Evet ablamın okul arkadaşı. Öyle mi? Benimle evlenir misin? Bir emir bu ya. Benimle beraber olur musun? Benimle evlenir misin? Hayatımın sonuna kadar evet. Yani deli dolu geçirdik hep günleri aslında. Ya orası çok kalabalık galiba. Herkes ayarlamış. Evet, evet. Yok ortam kalabalıktı ama o masayı sadece hani bizim için, hmm, ikimiz için ayırmış. Hani daha sonra arkadaşlar da belki bize eşlik eder diye hani çoğaltmış orayı falan. Hani fotoğrafçı falan varmış orada. Çok güzel. Oradaki şey canlı müzik vardı orada bir de. Alanya mı burası? Evet Mahmutlar. Çok güzel hayatım. Peki evlilik teklifinden ne kadar süre sonra istemeye geldiler? 25 Ocak'ta istemeye geldiler beni. Burası? Burası İsteme mi? Evet benim ailem burası. İstemeden önce bekliyoruz artık ne zaman gelecekler diye. Ama sen de burada bayağı bekliyorum. Değil mi? Bayağı gözüküyorsun. Çok, evet, zayıftım ben orada. Yalnız her anını farkındaysanız, evet, fotoğraflamışlar. Gerçekten, evet, çok farklı, evet, gözüküyorsun. Ben kardeşi zannettim. O kardeşi.
İsteme ayrı, nişan ayrı mı oldu? Evet, isteme ayrı, nişan ayrı oldu. Kaç gün var arasında? 25 Ocak'ta istemem oldu. 12 Şubat'ta nişanım oldu. 28 Şubat'ta nikahım oldu. Siz bayağı hızlısınız. Hızlandırılmış oldu her şey. Biz bayağı hızlandırdık çünkü ben artık hani iş yerinden ayrılmayı düşünüyordum. Ama içeride tabii yatan bir tazminatım vardı. Evet. Yani onu da orada bırakmak istemiyordum açıkçası. Hani biz de anlaştık, ailecek de görüştük. Hani zaten evleneceğimiz belli. Dedik nikah yapalım o zaman. Çok güzel. Burası bizim ilk tanıştığımız yer. Bu nişan mı? Evet, nişan bu. Nişan. Hı hı. Nişanı salonda mı yaptınız? Bunların slaytları da vardı. Ha? Salonda mı oldu? Burası vitamin bar gibi bir yer. Yani vitamin satılıyor böyle size sunduğum içecekler gibi. Kapalı bir alan. Biz ilk burada tanıştık. Kapalı alan, arkası birazcık açık. Aa, çok güzel bir klip var galiba. Evet. Nişan. Kiralık değil değil mi satılıyor? Nişanlım da kiralık. Bir pudra daha giymeyeceğim. Pudra pembesi mi? Evet, pudra pembesi. Dış çekimi ne kadar mal ettin? Dış çekimi ne kadar? Aslında gerçekten tam net bilmiyorum çünkü biz tek bir fotoğrafçıyla anlaştık. Hepsine orada. Tüm organizasyon ona aitti. Daha sonra düğün de mi dahil? Düğün, her şey dahil. Ne kadar mal ettiniz bu fotoğrafların hepsini, videoların hepsini? Ya sanırım yanlış hatırlamıyorsam 7500 civarı olması lazım. 2 yıl önce. Burası evet. Neresi hayatım? Burası Alanya'da Kaleçi. Çok güzel. Evet. Gerçekten güzel olmuş. Evet. Peki bu nişanlığı ne kadara kiraladınız? Ne kadara kiraladık aslanım? Hatırlıyor musun? 1750'ye indirim yaptırarak kiraladım. Çok iyi. Çok iyi. Ay çok güzelmiş. 1750. Yer de çok güzel. Evet. Evet, çok güzel bir yerdi gerçekten. In this house, amongst the trees, Peki düğüne geçelim. Gelinliğin kiralık mıydı yoksa evet, satın mı? Evet, kiralıktı. Fiyatını öğrenebilir miyim? Biz Bursa'ya gittiğimizde kınam ve gelinliğimi ikisini bir 10.000 TL'ye kiraladık. Özel dikimdi benim gelinliğim. Biraz kaç kişi ama bir talihsizlik oldu orada. Taş takmışsın. Evet, orada bir talihsizlik oldu. Ne oldu hayatım? Benim üzerimde ölçü almışlardı aslanı. Ben düğün tarihimi de söylemiştim gittiğimizde. Evet. Benim üzerimde alınan ölçünün iğnesiyle göndermişler. Bir de bana ölçü aldık diyorlar ama oysa ölçü falan alınmamıştı. İğneler batmadı evet. mı? Yok hayır, o iğnelerle giyemezdim çünkü dışında hani belli oluyordu. Evet, burada da hani öyle yapabilen bir terzi yok. Ben normal bir terziye götürdüm hani. O taraf da istemedi tabii elbiseyi bozdurmayı. İşten bir dikim oldu ve çok pot duruyordu. Güzelim gelinlik yani çok mahvoldu. Talihsizlik oldu. Yazık. Çok kötü gözüktü. Kınalımda öyle problem yaşamadım ama. Düğün yerimiz toplamda 700 kişilik falandı. Yaklaşık ama 250-300 kişi falan yemekli vardı. Yemekli miydi? Yemekli değildi ama hani çerezi falan vardı onlar, o tip şeyler. Balayına nereye gittiniz Mürek'e? Evet, aslanım biz çok fazla uzaklaşmadık. Antalya'da mı? Evet, Antalya tarafındaydık biz. Çok uzaklaşmadık. İyi geçti. Çok güzel geçti. Ah maşallah hayatım. Şimdi Enes müsait midir? Arayalım mı ilişki testi evet, için? Evet arayalım müsait. Ne dersin? Evet bizi bekliyor. Hadi o zaman Enes'i arıyoruz. İlişki testimizi yapıyoruz. Bugün bu altını verelim istiyorum. İnşallah. Evet, inşallah. Verelim. Kim kazandı bu hafta? Sadece Sahel ve kayınvalidesi kazandı. Benimki zaten faciaydı aslında. bence de. Ay akşam ne yaptı eşin? Ya zaten çiçek gönderdiği için ben onu biraz affetmiştim. O yüzden çok fazla yüklenmedi. O seni affettim acaba, ben onu merak ettim değil mi? O evet affetti. İyi bakalım.